sevgilisi olmayanlar, yatırım için doğru zamanı kollayanlar, iş hayatında terfi bekleyenler, hepinizin cevabını alacağı program, Burçların Sırrı programına hoş geldiniz. Astrologların kapısında yattığı, yıldızların dönmek için izin istediği ve Samanyolu'nun tezenesi Hayati Hocam'la Burçları konuşacağız. Hocam, bu hafta bizi neler bekliyor? Vallahi bak Leman arkadaş, şimdi bu Merkür gerilediği zaman o zaman bütün burçlar da hımkış oluyor. Yani eğer bir de bu Merkür başağa girdikse yemin ediyorum vay halimize. İşte o yüzden de siz bu bilgiyi alın, heybenize koyun, de nereye gidiyorsanız gidin. Ben vallahi. Ya hocam, yani şöyle tek tek soracak olursak, bu hafta burçları neler bekliyor? He, o zaman benim babam, o zaman biz Koç burcundan başlayak. Zaten bu Koç burcundan başlamazsa hemen kendisi de ego yapar. O metaforik boynuzlarıyla bizi malamat eder. Zaten yo bu hep ben nedir ha? Biraz daha toplumu düşün arkadaş, bu nedir yani? Zaten bu Koç olsun, ne bileyim bu Oğlak olsun, bu küçük baş burçlar hep böyledir. Şimdi bu ahır hayvanları burçlarından bahsediyorsak eğer, boğadan da bahsetmezsek tarih bizi affetmez. Bak. Evet hocam, ne demek istediniz boğalara? Şimdi büyük başın derdi de büyük olur. Azma diyorum boğa arkadaş, azma. Anlıyorum tutkulusun fakat hele bir yakamızdan düş, bırak bizi ya. Peki hocam, ikizler için ne söyleyeceksiniz? Allah sabır versin diyorum. Vallahi benim babam bak tutarsızlık bir kuş olmuş, gelmiş ikizlerin dalına konmuş. Şimdi biz buradan sırayla gidecek olursak, şimdi mesela bu yayı ara ki bulasın. Başak dediğin zaten kuruntudan kurdeşen döküyor. Aslan desen arkadaş sen en iyisisin, en kralısın, anladık yani. Akrep arkadaş sen de yeter, azma, hele otur oturduğun yerde. Kovadan bahsetmesek hemen kendisi de alınıyor. Balığın da zaten Allah belasını vermiş. Hocam, pardon. Aslan, yani o koca yeleli, heybetli aslan bu kadar kısa mı konuşulacak? Serengeti mi oğlum burası? Afrika düzlükleri mi? Şimdi kendisi aslan ya, istiyor ki sabah akşam kendisini konuşak. Ya bu aslanın bize ettiğini kör eşek değirmenciye etmedi ha. Tamam, aslana geldiği zaman uzun uzun aslan konuşulsun. Ben müsaade ediyorum şu an, buyurun. Hele tavırlara bak, görüyor musun ha? Leman arkadaş, sanki babasının bostanından bize bak bağışlıyorsun. Tamam hocam, şöyle yapalım. İzin verirseniz lütfen tek tek gidelim. Tamam. Ha, tek tek gidelim fakat bu aslanı ben en sona atacağım. Tamam. Ona biraz toplum dersi vereceğim. Belki nasiplenir benim babam. Evet, sen söyle benim güzel kızım. Evet. Şimdi hocam ben balık burcuyum ve bir yay erkeğinden hoşlanıyorum. Allah kurtarsın, Allah sabır versin. Amin hocam. Şimdi gezmeyi çok seviyor diye ben ona her hafta sonu bol bol gezdiriyorum. Fakat parası olmadığı için gezemiyor. Ama bir yay erkeği olduğu için de gezmeyi çok seviyor. O yüzden ben de kredi çekip onu bol bol gezdiriyorum. Fakat biz hala ilişkinin adını koyamadık. Sizce burcumun hangi özelliği yüzünden beraber değiliz? Enayilik. Bir burç olsaydı o burç sen olurdun kızım. Nasıl yani hocam? Balık burçları enayi mi olur? Ya kızım bak Allah aşkına, kendi sıkıntılarını, öyle kişisel triplerini böyle balık toplumuna da mal etmeye kalkma ha. Bu arada balık arkadaşları buradan sevgiyle selamlıyorum. Seni de öz eleştiriye davet ediyorum. Hocam acaba yükselenim yüzünden mi biz beraber olamıyoruz? Kızım senin yükselenin kredi kart borçların ya. Ya hocam önemli olan borç değil ki, aşk. Hele buna bak. Açlıktan Mayıs somyeli yemiş. Evet. O Mayıs çirozu gibi dirdir titriyor, bana aç diyor ha. Bu arada onun yükseleni de Başak. Belli, Başak geçiyor seninle. Leman arkadaş, ne olur bu kızı al, yoksa benim burçlara olan inancım... ...o kümesteki tavukların, oradaki tek horozun aşkına inanması gibi böyle hakikatten uzaklaşıyor. Hocam, nasıl isterseniz öyle yaparız. Başka sorusu olan? Hı hı. Buyurun. Hala buyur. Merhaba hocam, ben Jale. Şöyle, mesela şu an içinde bulunduğumuz durumlar, günler... ...yeni bir projeye başlamak için uygun bir zaman mıyız? Projen nedir Jale arkadaş? Projem yok. Ne iş yapıyorsun? İşim yok hocam. Peki iş arıyor musun? Hayır hocam, yani şöyle... 6 aydır Merkür Retrosu'nu beklediğim için bitmesini iş aramadım. Çünkü bulamazdım zaten. Merkür Retrosu bittiğinde bulacağım hocam. Jale arkadaş, Merkür Retrosu'nu bekleyeceğine... ...Merter Metrosu'na bin... Hele git orada bir tekstilde kendine iş bak. Anana babana yazık kızım. Ya evet, babam bana bu aralar taktı hocam ya. Yani saçma sapan konuşuyor. Aşırı pintileşti bir kere. Her sabah sucuk yeme Jale. Kombiyi köküne kadar kökleme Jale. Efendim alışveriş yapma Jale. Pirzolaları bitirme Jale. Ay bu nedir ya? Hayır kavga ediyoruz, bir de gidiyor evin kenarında ağlıyor. Ya balık burcu diye mi böyle yapıyor bu adam hocam? Ya buna, bu sömürüye ağlamayacak burç da yok, horoskop da yok. Vallahi dinime galaksi de yok kızım. Ya bu evlat değil, bu ten ya. Yemin ediyorum bak, öyle Merkür'ü, Retro'yu bahane edip babasının kanını emiyor. Ve unutmayın ki bir balığın gözyaşı hepimizi boğar. Ve bir balığın o iradesi de dimdik ayaktadır. Bu da böyle biline. Yani Merkür Retrosu'ndan değil mi hocam? Anlamadım. Bak Jale arkadaş, sana bir hikaye anlatayım, sen onu dinle. Şimdi zamanın birinde bir gelin ahıra gidiyor. İneğin sütünü sağacak. Bu arada da inek yeni buzaklamış. Buzaksı da gelip sütü emmesin anasından diye gelin o buzağı bir ağaca bir iple bağlıyor. Şeytan da orada duruyor, şöyle bir bakıyor. Diyor şu ipi biraz gevşedeyim. İpi gevşedince o buzak geliyor, anasının tam sütünü emecek. Bizim gelin de şöyle elinin tersiyle bir buzağıya vurunca inek de diyor vay benim evladıma vurdu. Geline bir depik atıyor. Arkadaş gelin kanlar içinde yerde. O sırada da kayınbabası geliyor, bir bakıyor gelin kanlar içinde yerde. Vay diyor inek benim gelinimi öldürdü. Gidiyor tüfeği alıyor, ineği vuruyor. O arada oğlu geliyor, bir bakıyor inek kanlar içinde yerde. Gelin kanlar içinde yerde, buzak yerde. Vay diyor benim karımı ineğimi öldürdü diyor. Babasını vuruyor. Sonra da diyor ben bu acıya dayanamam, kendini vuruyor. Şeytan da diyor, bak şimdi bunu da benden bilirler. Ha, hocam, yani? Yani şeytan burada Merkür Retrosu'dur. Sıkıştığınızda her da Merkür'e atmayın. Hocam, bu arada süremiz çok azalıyor. Son soruları almamız gerek. Ne demek ya? Sabahtan beri ben burada söz hakkı istiyorum. Bekliyoruz. Yok gelinler, melinler, hımışlar. Bitmedi konuşmalar ya. Ben de soracağım soru. Hele aslan arkadaş. Hele o yükselenini bir indir. Sen kaç aylık doğdun ya? Ben? Aa, hocam horoskop mu bakacaksınız? Ya 40 horoskop bir araya gelse senin burcuna bakamaz. Hele otur dedik, paşa paşa otur ya. Allah Allah, evet. Sıradaki nedir kızım? Merhabalar hocam. Hocam, ben Burcu, Koç burcu. Evet, Koç burcu, Burcu. Söyle nedir? Hocam, benim şimdi eşim kaleci. 3. ligden 2. lige geçmek istiyor. Ama bir türlü başaramadı. Yani yıldızı mı düşük, haritası mı bozuk? Ona bir bakabilir misiniz? Burcu nedir Burcu? Kova. Kova? Bir kaleci için son derece talihsiz bir burç. Allah onun takımına da sabır versin. Hocam ben bu arada hamileyim çok şükür. Maşallah görüyorum, Allah bağışlasın. Kaç aylıktı kızım? 13. aya girdik. 13 aylık artık yürüyerek çıkar. Kızım niye bu kadar beklediniz de hele? Ya hocam şimdi ben doğuracaktım tam zamanında. Dediler ki sakın doğurma, yengeç burcu olur. İşte yengeç burcu da böyle mutsuzdur, depresiftir falan, sakın doğurma dediler, tuttum. Sonra işte başka bir ay doğuracaktım, aslan doğuracaktım. Dediler ki çok kibirlidir, çok kendini beğenmiştir, sakın doğurma, tuttum. Ondan sonra işte başka bir ay bu sefer ikizlere denk geldi. O da böyle çok dengesizdi dediler, sakın doğurma dediler, gene sıktım, kendimi tuttum. Ama şimdi artık yani çıksa bence iyi olur. 13. aya girdik işte böyle böyle hocam. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Benden ne istiyorsun kızım? Hocam siz işte böyle mesela akreple ilgili falan 2 tane güzel cümle söyleyin de ben de şu çocuğu salayım. Çocuktan osuruk gibi bahsetmesi gerçekten ne kadar ciddi, ne kadar iyi bir anne adayı olduğunu gösteriyor yani. Bak benim Burcu kızım, Burcu arkadaş. Ya bu öyle bir şey değil. Yani bu burç dediğin hoş 2 kelamdır. Önemli olan iyi insan olmaktır. Bu da anneden, babadan çoğunlukla geçtiği için o çocuğun pek bir şansı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence sen sal git. O zaman hemen salıyorum ben buna. Şurada hemen arkada salıyorum hocam ben buna. Ciddi mi bu? Evet. Evet hocam ciddi. Balık oldu çocuk. Evet. Evet, başka var mı? Ne diyeyim ben? Hocam süremiz doldu şu an. Ne demek ya? Sabahtan beri söz istiyorum yani. Bir soru soracağım. Önemli bir şey soracağım yani. Yeter. Heh, sor hele, sor. Sor, elleme sor. Bırakın gelsin hele, gelsin. Sor. Tek bir şey soracağım. Siz ve burçlar ne alaka ya? Nasıl? Şimdi sen orada çırpınıyorsun deliler gibi saatlerdir. Bu soruyu sormak için mu? Evet, mantıklı. Bir akıllı ben miyim yani? Ne diyor? Ben anlamadım yani. Burçlarla ne alakası var hocanın? Şimdi bak, aslan arkadaş. Evet. Şimdi bu aslanlar da biraz böyle oluyor. Vallahi yapacak bir şey yok da. Yani hocam. Şimdi aslan arkadaş, ben eskiden başka şeyler yorumluyordum. Başım belaya girince biraz burç yorumlayayım dedim. Hepsi. Hocam, saygıdeğer hocam, süremiz doldu. Evet. Son kez ne söylemek istersiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın bu koç olsun, yay olsun, kova olsun, hepimiz biriz. Hepimiz güneş burcuyuz. Hepimiz aynı galaksinin yolcusuyuz. De haydi kalk sağlıcakla benim babam. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de